İyi geceler. Zeliş'i öp benim için. Olur. İyi geceler. Mahur, nasılsın? Bir aksilik yok değil mi? Yok, ne olacak ki? Ne bileyim, yarın duruşma var diye o adam tekrar aramadı değil mi? Cık, aramadı. İyi oldun, emin misin? Gözlerin kısalmış. Yorgunluktandır. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Sana bir sır vereyim mi? Lütfen. Bence cinsel yolla bulaşan en tehlikeli hastalık akrabalık. Sağ ol ya. Çok içimi rahatlattın. Ayrıca beni bir hastalık olarak görmen de gerçekten çok hoş. Ama sen akraban değilsin. Kardeşimsin. Niye öyle söyledin o zaman? Bilirsin. Ben genelde konuşmaya girerken çarpıcı açılışları severim. Şuradan bir odun alıp kafama vursaydın ya o zaman. Pek benim tarzım değil. Anlat bakalım, ne canı sıkıldı? Hiç. Ya ne anlatayım abi, her şey ortada işte. 27 senedir bilfiil abinim. Canının en az 5 ayrı şekilde sıkıldığını biliyorum. Mesela işinde bir aksilik çıktıysa can sıkıntının daha çok böyle yorgunluk gibi görünüyor. Ama bir erkek arkadaş meselesi ise işte o zaman böyle sanki dişin arasına bir şey girmiş de bir türlü kürdan bulamamış gibi oluyorsun. Yani o lanet şey orada ama ne yaparsan yap bir türlü çıkmıyor. Zihnin bir yerinde seni meşgul ettiğini anlıyorum. Ya saçmalama abi ya. O yüzden anlat hadi. Annemi özledim. Çok özledim hem de. Özlediğin annemiz değil ki. Çocukluğumuz. Kendi saflığımızı özlüyoruz. Sen de özlüyor musun yani? Bir şeyleri özlemeyi uzun zaman önce bıraktım. Bu kadar umutsuz olmandan hoşlanmıyorum abi. Ben de romantizmden. Yine de iyi ki varsın. Sen de. Thank you.